Efendim, sarayda FETÖ'cü kardeş gerilimi. Sayın Bakan, emniyet ve istihbarat gibi hayati önemdeki güvenlik konularını bağladığınız bakan yardımcınızın kardeşi, FETÖ terör örgütü üyesi ve yurt dışında kaçak bir firari, 6 yıldır yaz tatilinde bile gelemez olduğunu biliyoruz Türkiye'ye. İhbar ve soruşturma 2019. İfade zamanında vermediği için arama kaydı çıkmış. Süleyman Soylu üçünü ayrı ayrı cümleler içinde kullanarak nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir savrulma ve kanun önünde nasıl bir sorumluluk altında olduklarını itiraf etmiş oldu. Ekrem İmamoğlu belediye çalışanlarının ailelerinin terörle iltisaklı olduğuna ilişkin suçlamaya yanıt verirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşini hatırlatarak sorular sordu Soylu'ya. Soylu Çataklı'nın kardeşi hakkında ihbar olduğunu söyledi, sonra soruşturma dedi. En sonunda da arama kaydı olduğunu söyledi. Çataklı'yı savundu. Gelir gelmez. Altı kardeşi de Fransa'da yaşamış. Fransa'da yaşayan altı kardeşi için İsmail Bey'i yargılayalım mı? Tam üstüne bastım beyefendi. Ekrem İmamoğlu'nu suçlu ilan etmeye çalıştığın için biz İsmail Çataklı'nın kardeşini söylüyoruz. İsmail Çataklı'yı kardeşinden dolayı yargılamayacaksak İBB çalışanlarını da akrabalarından dolayı yargılamayacağız. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın bir değil iki kardeşinin FETÖ firarisi olduğu iddiasını Özgür Özel gündeme getirdi. İddiaya göre pazartesi günü yapılan kabine toplantısında Soylu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la karşı karşıya geldi. Çataklı'nın kardeşlerine ait FETÖ soruşturma bilgilerinin yargıdan sızdığını söyledi Soylu. Adalet Bakanı'nı suçlayana diyorum ki hayır. Özgür Özel bu bilgileri İçişleri Bakanlığı'ndan, senin teşkilatından, hatta senin bakanlığından alıyor. Bir insan kendisiyle ilgili bir mahkeme kararını bilmiyor. Onun birinci dereceden yakını olsa dahi siz kardeşinizin mahkeme kararını biliyor musunuz? Devletin güvenliği emanet edilen kişi daha burnunun ucundakileri göremiyorsa devletimizin güvenlik zafiyeti var mıdır? Kardeşinin arananlar listesinde olduğunu bilmeyenler teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar bilmekle övünüyorlar. Bu nasıl bir tutarsızlık? Ben bilgilere haizim. Gelir ifadesini verir. Verirse verir, vermezse vermez. Gelir gelmez. Güvenliği ve istihbaratı emanet ettiğiniz bakan yardımcısı Sayın Çataklı'nın firari kardeşi nedeniyle FETÖ iltisaklısı olmasından yola çıkarak bu kritik göreve tarafınızca getirilmesi sizin de FETÖ terör örgütüne yaptığınız bir jest midir? Ailevi bir durum var. İsmail Bey yaklaşık 6-7 yıldır veya 8 yıldır kardeşiyle konuşmuyor. Bugün Çankırı'dan gelen telefonlar, araması olan Fransa'daki kardeşin geçen sene Çankırı'ya gelip kendi köyünde 10-15 gün oralarda olduğunu söylüyorlar. Çataklı iki kardeşi hakkında FETÖ soruşturmasına yönelik Yeni Gün'de de konuşmadı ama İçişleri Bakanı Soylu Çataklı'yı savunmaya çalıştı. Kardeşleriyle konuşmuyor, gelirlerse yargıya hesap verirler diyerek. FETÖ firarisi olduğu iddia edilen kardeşlerle temasa geçilip geçilmediği sorusuna da gülerek yanıt verdi. Efendim bir arama kaydı, bir soruşturma varmış. Fakat İsmail Çataklı yeni öğrenmiş. Birisi bize izah ederse iyi olur. İsmail Çataklı istihbarattan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı.